Hepsini bir arada alacağız arkadaşlar. Fatih Özbek, Dağhan. Selamünaleyküm. Fatih Özbek, Bozkurt. Fatih Özbek, Toros. Kayıtları nasıl olsun? Muammer Biçen, Hançer. Akbaşları Ali Karademir, söyle. Gümüş, Akbaşları. Muammer Biçen, Boz, Muammer Biçen, Kıvrak. Sen, o bende sana hakemliği yapacak. Başka var mı onun bir Ali'sinden dedi? Evet sevgili misafirler, şu an yarışma alanında görmek olduğunuz köpeklerimiz Sivas'ın, Türkiye'mizin gururu Kangal köpekleri. Dönelim abi, dönelim. Herkes görsün, dönelim. Kalka hızlan. Hızlan hızlan. Haydi bakalım. Kocaman bir alkış alalım mı kangallarımıza? Hepsi çok güzel yürüyorlar maşallah subhanallah. Biraz daha tempolu soluna al köpeği. Köpeği soluna al aferin. Ses ver. Biraz daha tempolu. Arkadaşlar köpeklerimizi solumuza alıyoruz. Hakemlerimiz köpekleri görecekler. Köpekler solumuza. Evet. Tamam. Hadi. Şimdi köpeklerin her ikisinde de ufak tefek kusurlar var. Ancak ikisi de çok güzel kangal. Özellikle Muammer arkadaşımızdaki Hançer çok güzel bir köpek. Benim de dişi çektiğim bir köpek. Ancak burada salları aynı. Boyları ve Hançer'in daha yüksek. Kas kondisyonu çok yüksek. Bu biraz daha düzgün yürüdü. Daha güzel, düzgün basarları var. Yani her ikisi de aslında birinci olabilecek köpek. Burada ben ayırt etmek de istemiyorum. Zaten iki tane köpek var. İkisine de derece verip finale çağır. Aynen öyle. İkisini de eşit derecede şey yapıyorum. Ancak kangallık açısından derece verecek olsam bu bir tık daha önde. Bunun kardeşi Biçer yaşasaydı buradaki bütün kangalları silip süpürebilecek güzellikte bir köpekti. Gerçekten öyleydi. Şimdi ikisini de ayırt etmek istemiyorum. Zaten 10 tane köpek girseydi kolaydı birinci, ikinci, üçüncü seçmek. Ama katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Her ikinize de finale davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani burada mağlup da yok. Herkes galip diyoruz. Evet, diğer kangalları da pano alalım. Burada bir fotoğraf çektirelim lütfen. Hadi bakalım, olmasın daha iyi. Bütün kangalları evet, alalım. Kangallar. Beyler, kangalları alalım hemen. Onun mesafesini iyi ayarla. Arkadaşlar Kıvrak baya sert bir dişi. Şöyle buradan bir erkekler önde. Junior. Onu o tarafa al istiyorsan. Başa al. Getir abi, bir şey de getir bu tarafa. Bir şey bu tarafa. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Kangal köpekleri hep isim olarak bilinir ama doğru tip kangal köpekleri şu an ringdeki köpekler.
Bu köpekler bir parça arpa unuyla 24 koyunda çalışabilen köpekler. Kocaman bir alkışla sahiplerine teşekkür ediyoruz. Buradan kendilerine de mama sponsorumuzdan da mama verelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Akbaşları içeriye alalım bu arada, hazırlansınlar akbaşlar. Tamam. Başımız içeriye alacaklar. Önce akbaşlar. Sen bir tane yavru var, onu yürütsene Alperen şey yapsın. O kadar uzun tutma. Daha ince yapılı değil de fazla tarzında değil diyecektim ama 3 aylıksa bu daha kendini yapar. Bu 3 aylığa göre de fiziği çok düzgün bu sefer. Ondan tersine. Güzel bir köpek. Abi çevirelim köpeği şöyle. Tebrik ediyorum. Yunus Bey siz yürüyün şöyle. Hadi hocam. Siz şöyle yürütün köpeğinizi. Ama oraya gitme Yunus, gel sen. Sen buraya gel. Çok fazla. Evet, çok güzel basarlar falan. 3 yaşında bir dişi. Aslında sende çok güzel köpekler vardı geldiğimizde, genç köpekler. Simit kuyruklu falan. Araç yok, araç getiremedik. Suratlarına bir gelebilir miyiz? Bak tipik kutup kurtlarına benziyor. Çok güzel bir suratı var hepsinin. Kardeş gibiler. İdeal köpekler. Evet kardeşim sen de bir yürü. Şöyle git gel. Şöyle ileri doğru git gel. Evet gel geri. Evet sizi de tebrik ediyorum. Birer tane madalya, bir de katılım sertifikası alalım. Hepsi ayrı köpeklerimiz. Hepsi kendi kategorisinde madalyalarını alsın. Katılım sertifikalarını da veriyor. Tebrik ediyoruz. Evet. İsimleri, bak, isimleri Yunus Biçen. Yok mu? Yok mu bir caç? Sana zaten daha önceden bir halat borcumuz vardı biliyorsun. Ya, söylemiştim. Normalde yarışma için sana bir tane tasma hediye ediyorum. Bir de borcumuz için bunu veriyorum. Eyvallah. Evet. Bu bir tane halat, bir tane şişine tasma veriyorum. Elinize ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Evet. Resim aldık. Güle güle. Görüşmek üzere. Şöyle evet arkadaşlar, Malatya yarışması. Bu duruma gelin siz. Burada iki tane 36 ay üstü Malatlı köpeğimiz var. Bunlar yetişkin grubu. Bu tarafta 1 yaşındaki köpeklerimiz. Evet, dişimize bakıyoruz. Güzel bir Malatlı dişimiz. Şöyle sizi karşıya doğru bir yürütelim. Bir görelim. Böyle kısa tutuyoruz. Buradan, evet, o şekilde yürütüp tırısla hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Evet, yürüyelim. Evet, hiç yürümüyor köpek. Yeri koklayacağım diye uğraşıyor. Bakın şimdi yere eğildiği zamanki ayakların açı farkıyla normal yürüdüğü zamanki açı farkı çok farklı. Evet, av köpeği mi aslında? Ava mı götürüyorsunuz? Yok. Yerleri kokluyor sürekli, kafayı kaldırıyor. Yabancı geldi. Evet evet, tabii ki espri yapıyorum. Kızanında bir dişimiz var herhalde. Evet, o. Burada. Siz kısa tutacaksınız, kafayı fazla yere indirmesin. Evet, o şekilde yürüyün karşıya. Evet, ayakları hatalı basıyor. Dururken o kadar belli etmiyordu ama yürürken hatalı. Şimdi onun haricinde salı çok güzel, suratı güzel, tatlı bir de Malatya tipi var. Döş güzel, el ayak kalınlığı da güzel. Tek başına girdi kategoride ama üstünü ayakları, işte Malatyalarda bu ayak işini düzeltmemiz lazım. Son yıllarda biraz daha düzelmişti. Evet, şuradaki yetişkin erkeğimize bakalım yine. Evet arkadaşlar, siz de buradan geliyorsunuz. Hoca fena ya, formunda bu gibi. Şöyle yürüyelim arkadaşlar, sizi şöyle yürüyelim. Bu da Mermi gibi öbür tarafa köpeklere bakıyor. Evet, yürümüyorlar, bunları yürütmek zor tabii. Şimdi köpekler
yürüme çalışmadığı için aklı olarak nereye gideceğini bilmiyor. Aslında bunun basarları da kötü değil ama yürüyemiyor. Dağınık gibi yürüdüğü için göstermiyor. Lise kaşları falan güzel. Köpeğin boyu posu, boyu posu çok güzel. Lisekler güzel hocam. Evet, aynen. Yani döşü güzel. Ön bileğinde bir yumru oluşmuş. Bazen köpeklerde küçükten aldığı bir darbeden de olabiliyor. Ya da, evet. Güzel bir malaklı. Sadece biraz az dudaklı. Ama tipik malaklı diyebileceğimiz. Hocam biraz daha kısa olmalı. Evet. Yani ufak tefek şeyler var ama. Bak, yani bizim kafayı çek. Şimdi... İnsancı mı? Yani adamcı. Bence insancı o. Böyle adamcı değil. Aferin onu. Tamam, çok güzel. Aferin. Gel de sakatladı. Bir şey olmaz. O belli. Bravo, bir alkış hocaya. Alkış hocaya. O belli şu anda belli. Adamın ısınmayacağı belli olmalı. Dikkat başlayalım çünkü. Bizde bu aşamada şey yapalım. Evet, güzel bir malaklımız. Yalnız burada... Hocam, böyle bir diş var. Evet, alt dişin kalınlığı. Bir de ağzını açarsan. Abi sıkı tutun yine. Müthiş bu. Of. Yani şöyle yaşlı Anita Kangallarda alıştığımız bir diş. Malatya'da alıştığımız bir diş değil. Kangal dişi gibi. Diş inanılmaz kaplan dişi gibi. Çok güzel. Buna bir alkış. Evet. Hoca kapak ismini bulduk. Çok güzel. Bize. Çok güzel. Aslan Müslüm Malatya. Yani hakikaten güzel işler var. Öyle abi. Böyle bir şey yok ya. Genç kategoride bir erkeğimiz var. O kadar güzel bir erkek ki tipik malaklı diyebileceğimiz, görür görmez her köpekten ayırabileceğimiz ve boyu posu her şeyinde çok güzel bir köpek. Şahane bir köpek. Burada şimdi yakından baktıkça o köpek de tipik malaklı ama ilk başta bu gözüme geldiği için köpeklerin malaklı ırkını, yani buna baktığınız zaman diğer köpekleri bozan basarları da çok iyi maşallah. Malaklı çıkıyor. Yani malaklının tam tarifi diyebileceğimiz hiç bozanı gider. Yok kangal kırması, Anadolu çoban köpeğine gider demeyeceğimiz tipik bir şaibesiz bir malaklı. Çok güzel bir köpek ve 16 aylık mı dediniz? 19 aylık. Güzel bir köpek. Şimdi dururken de basarları da düzgün. Yürürken de bir bakalım. Hadi bir yürü. Bir karşıya doğru gidelim lütfen. Hadi oğlum. Evet, biraz hızlı. Biraz hızlı yürürsen o da güzel yürüyecektir. Köpekler hızlı yürümediği zaman kendini dağıtıyor. Arkadaşlar bu boylarda... Evet, çok da güçlü bir köpek. Bu şekilde yürüyor. Korkarak yürüyor. Evet. Aynen hızlı. Oh, evet. Oh, oh. Adam evet, adam. Psikolojisi çok iyi değil. Neyse, dağınık yürümeyen normal köpekler çünkü yürümeyi bilmiyor. Allah'tan burada tek köpek var. Evet, köpeğimiz biraz çekiliyor. Evet, adam da sarıyor normalde. Aferin. Tamam. Bunun da dişleri iyi. Dişleri de sarıyor mu? Dişleri de güzel şu anda. Bu da köpeği ama kaplan dişli. Kaplan dişli bu da abi. Aferin. Güzel. Çok güzel. Evet, bu dişimiz. Biz de A Haber gibi kameraları dolduruyor. Şöyle bana doğru yürüyün. Evet, manaklarımız bugün çok ürkek. Evet, çekiniyor köpeklerimiz. Bunu da yürütmeye de gerek yok. Bu da dışarı biraz asıyor ama bu da tipik malaklı bir köpeğimiz. Şimdi bunun çeneyi bir açabilir miyiz? Gel. Tamam. Oh, maşallah. Tamam güzel. Al seni üstte basıyor. Evet arkadaşlar, şöyle sizleri resmin önüne alalım, resim çektirelim. Atılım sertifikası rica edelim. Sertifika ve madalya. Hayır. Evet. Hiçbir şey sonra ne yapacağım? Aksın. Evet. Bestin şova şu en iyi çağıralım, evet. Evet arkadaşlar, döndürün. Alttan böyle çekelim. Dişi döndürün. Dişi çok güzel duruyor. Evet, siz de getirin. Dişi. Getir, yaklaştır biraz. Dişi koklasın o. Yaklaştır ya. Koklasın. Yok, sarmaz o. Bu dişiyle işi var şu an. Özgür abi kenara gel. Evet. Şimdi bir resim alalım. Tamam abi, madalyayı evet, verebiliriz. Evet, tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
hepsi katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Grubunuzun birincisi oldunuz. Evraklarınızı alın abi. Ben evrakları söyleyeyim buraya. Akın abi. Katılım belgelerinizi alın. Akın abi. He? Evet evet. Evet arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Şu köpeklere bir bakın ya. Teşekkür ederim. Bu biraz daha alnı düz gibi duruyor. Bunun biraz... Sehpa. Maşallah. Evet.